Sevgili gençler merhaba. Bugün sizinle birlikte Nisan ayı geldi çattı. Nisan ayında neler yapacağız bunu konuşacağız ve hemen başlıyoruz tabii ki. Şimdi Nisan ayına geldiğim zaman Nisan ayının önemli bir noktası var. Bu sene için özel bir şey söyleyeceğim sana. Nisan ayında bütün konuların bitmiş olması lazım. Fenci de olsan, eşit ağırlıkçı da olsan, sözelci de olsan bütün konuların bitmiş olması lazım. Neden? Biliyorsun ikinci dönem artık olmadığı için, konular olmadığı için. Yani Nisan ayı oldu mu bitmeli abi. Şimdi burada iki tane olay var. Birincisi şu. Eğer konuların bitmediyse bunun neden bitmediğini bir kurumuna, iki de kendine sorman lazım. İlk önce eğer şimdi birbirimizi kandırmalım. Kendimize önce bir bakalım. Diyelim ki ya kardeşim ben iyi bir öğrenci miyim? Yani ben yüksekleri hedefleyen bir öğrenci miyim? İlk 50 bini isteyen bir öğrenci miyim mesela? Eğer öyleysen ve hala konuların bitmediyse o zaman kurumuna gideceksin, dershaneye gideceksin, okuluna gideceksin. Diyeceksin ya kardeşim bizim konular hocam niye bitmedi ya? Yani bunun bitmesi lazımdı. İkinci dönem konuları olsaydı eğer o zaman ne yapacaktık biz? Yanmış mıydık, bitmiş miydik, ne yapacaktık? Yani bitmesi lazımdı şu neden? Çünkü Ocak ayı dedim mi, Şubat ayı dedim mi? Artık çünkü birazcık sarkıyor biliyorsunuz konular. Böyle birinci dönem bittikten sonra ikinci döneme de 1-2 ay falan sarkıyor ama ondan sonra bitmiş olmalıydı. Neden bitmiyor yani diye sormalısın. Şimdi bunun karşılığındaki cevap çok önemli. Eğer hocasına diyorsa ki ya kardeşim ben sana ödevlerini veriyorum, denemelerini veriyorum, işte yapman gerekenleri veriyorum ve ben sen bunları yapmıyorsun. Bu yüzden konular yavaş ilerliyor. Ben bu yüzden lay lay lom yaparak konuları geçiremem, bitiremem diyorsa he orada o zaman problem sende demektir. Ama sen düzgün çalışıyorsun, ödevler yapılıyor, tıkır tıkır her şey devam ediyor, verilen her şeyi yapıyorsun ama hala konular bitmediyse oradaki sıkıntı sende değil tabii ki kurumdadır. O zaman bunu sorman lazım ve de iletişim halinde olman lazım hocalarla. Yani şöyle hesap sorma. Hocam bizim neden konular bitmedi ya falan filan deme. De ki ya nasıl hızlandırabiliriz, nasıl bitir, ekstra bir ders mi koysak, onu mu yapsak, bunu mu, hadi bitirelim ben endişeleniyorum, tekrara geçelim demelisin. Eğer bak yalnız söylüyorum iyi öğrenciysen, eğer yapılanları verilenleri yapmıyorsan zaten hoca sana lafı bir yapıştırır orada lök diye kalırsın abi, tamam mı? Bunu önceden söyleyelim. Şimdi kurumda eğer her hafta deneme yapılıyorsa problemimiz yok demektir. Bir TYT bir AYT denemesi yapılması gerekiyor. Eğer kurumunda bu yapılmıyorsa o zaman sen kendin evde her hafta bir tane TYT, bir tane AYT denemesi yapmanı istiyorum. Şimdi biraz acele ediyorum farkındaysan. Yani Nisan ayında da bir TYT, bir AYT, bir TYT, bir AYT olur mu? Gayet güzel olur. Bunun da nedeni şu. Şimdi korona zamanında da biliyorsun konular eksilmişti, konuları çıkarmışlardı. Oradan bir tecrübe kazandığımız için sizi şimdi bir şekilde seçecekler. Yani seçici davranacaklar. Bu az konuyla sizi nasıl ellerinizin peşinden koşacak bu insanlar ÖSYM. Bu doğal bir şey. Yapman gereken şey o kadar çok soru çözmen lazım. O kadar zor sorular çözmen lazım ki bu elenenler arasında olma. Zor sorular geleceğini düşünüyorum. Ya bu kadar böyle soru da gelmez be kardeşim. Dediğimiz bazen kitaplarda sorular vardır ya. Yuh artık böyle de gel. Hoca der ki ha, böyle soru çıkmaz lan falan der mesela. Çıkabilir abi. Ben bu sene bekliyorum. Öyle psikopat sorular bekliyorum açıkçası. Ya TYT'de olacak ya AYT'de olacak ama olacak. Olayımız da şu. TYT ve AYT denemelerini biz neden yapacağız peki? Yani her hafta neden bir TYT bir AYT denemesi istiyorum ben senden? Çünkü eksiklerini görebileceğin yer denemelerdir. O bir kan tahlilidir. Doktora gittiğimiz zaman nasıl bizden ya benim sırtım ağrıyor, belim ağrıyor, oram ağrıyor, burum ağrıyor. Ya bir sana bir kan tahlili yapalım. Oradan çıkacak zaten ne olur. Ona göre sana ilacını verelim deriz. Buradaki en önemli nokta neyi bilmediğini bilmen lazım. Hangi konularda eksik olduğunu, hangi konularda yumuşak karnın olduğunu denemelerde görebilirsin. Denemeleri olduktan sonra yanlış yaptığın konular, yanlış yaptığın sorular hemen hemen zaten aynı sorular olacak. Fonksiyonlarda yapamıyorsan fonksiyonlarda yapamıyorsundur kardeşim. Kümelerde yapamıyorsan kümelerde yapamıyorsundur. İşte fizikte, basınçta, maddede, orada burada yapamıyorsan onlar da yapamıyorsundur zaten. Yani bir gün öyle bir gün böyle değil ki. Eksik olduğun konular hep belli olacak. Şimdi hafta sonu deneme oldun. Peki hafta içi ne yapacağız abi? Hafta içi haldır haldır her gün deneme mi olacağız? Hayır. Eksik olduğun konular neyse onun üzerine gideceksin. Diyeceksin ki ya ben bakıyorum denemede. Şu 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 konuları yapamıyorum. Fizikten işte elektrik konusunu yapamıyorum. Kimyadan maddeyi yapamıyorum. Molü yapamıyorum. Periyodik tabloyu yapamıyorum. O zaman ne yapacaksın? O hafta o konuları teker teker çıkartacaksın yapamadıklarını. O hafta sadece onlara çalışacaksın. Öncelikle. Öncelikle dememizin nedeni ise şu. Önce atacaksın kafandan gidecek kılçıkları. Önce atacaksın bitecek iş.
Ondan sonra da ekstradan sen kendini biliyorsun. Yumuşak karnın başka konular ne olabilir? Ya bu denemede çıkmadı ama şu şu konular var. Bu konular var. Onları yapmam lazım artık diyebilirsin. Önce en zayıf olduğun. Deneme sana söylüyor bunu. Ondan biz TYT ve AYT denemesini bu yüzden yapıyoruz. Her hafta TYT, AYT denemesi yapmamızın nedeni bu. Şimdi bir de branş denemeleri var. Bu işin içine branş denemeleri giriyor. Şimdi branş denemeleri aslında en önemli noktası ne biliyor musun? Aslında sana zaman kazandırmak için olan bir şey bu branş denemesi. Kendini fende çok iyi hissediyorsun. 20'de 18, 19 yapıyorsun. Tamam. Sosyalde 20'de 18, 19 yapıyorsun. Türkçede 35 üstü yapıyorsun. Abi matematikte biraz böyle zorlanıyorum diyorsun. Böyle bir sıkıntı var veya geometride zorlanıyorum diyorsun. Biraz sıkıntı var. O zaman ne yapacaksın? Boşuna zaman kaybetmemek adına branş denemesine geçiyorsun. Matematikten, geometriden branş denemesi çözüyorsun. 165 dakika deneme çözeceğini diyorsun ki ben 50 dakika, 60 dakika matematik ve geometri denemesi çözeyim diyorsun. Orada bu sefer eksiklerini görüyorsun. Sadece matematikte veya sadece fende, sosyalde veya Türkçede o eksiklerini göreceksin. Branş denemesinin amacı bu ya. Branş denemesi hafta içi yapmanı tavsiye ediyorum. Hafta içi Nisan ayında branş denemesi yap arada. Oradan da eksiklerini yakalar, üzerine gidersin. Peki şimdi eksiklerimizi yakaladık. Eyvallah abi. Eksikler yakalandı. Ne kadar eksiğim var? Abi çok eksiğim var ya diyorsun. Yani şu konuların %50'si eksik bende. Yani biliyorum ama 50-50 biliyorum. Çok fazla ya bazı soruları yapabiliyorum, bazı soruları yapamıyorum. Mesela fonksiyonları yapabiliyorum. Fonksiyon grafiğini yapamıyorum abi ben. E ne yapacağız? O zaman en az günde 20 tane o konudan test çözeceksin. Ama bak bir dakika geldik şimdi buraya. Konudan test çözeceksin ama mesela fonksiyonun grafiği dedik. Önce onu tekrar edeceksin. Önce o konuya bakacaksın. Ondan sonra test çözeceksin. Abi ben fonksiyon grafiğine patladım. Evet ne yapacağız? Dur hemen bir 20'lik test. Zaten yapamıyorsun ki. Yapamadığın için o testleri bir daha üstüne yapmaya çalışma. Zaten keyfin kaçacak, moralin bozulacak. Önce bir konu tekrar yapacaksın. Konu tekrar yaptıktan sonra testi çözeceksin. Peki testi neden çözüyoruz? Pekiştirmek için mi? Cık, pekiştirmek için değil işte. Konu tekrar yaptıktan sonra test çözmemizin nedeni o konuda neyi anlayıp neyi anlamadığını öğrenmek için test çözüyorsun orada da. Arada çok büyük fark var. Farkında mısın? Pekiştirelim. Pekiştirme abi. Öyle pekişmez o iş. Pekişmeye sonra geleceğiz. Başka videolarda geleceğiz. Bizim buradaki amacımız neyi anlamadığını, neyi bilmediğini, nerede eksik kaldığını öğrenmek için yapıyoruz. Yani burada hala kan tahliline devam ediyoruz Nisan ayında. O kan tahliline devam edeceğiz. Ondan sonra Nisan'dan sonra Mayıs ayında da artık basacağız abi. Gümbür gümbür basacağız. Tekrar 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 deneme deneme test 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 basacağız. Mayıs ayının taktiği daha farklı olacak. Nisan ayında şu an hastalığımızı düzeltiyoruz. İlaç veriyoruz, antibiyotik veriyoruz. Peki geldik, deneme çözelim. Tamam Ahmet abi, denemeyi çözelim. Okulda çözüyorum, dershanede çözüyorum. Eyvallah başkan, çöz orada. Sıkıntı yok. Peki evde çözerken ne yapacağız? Evde çözerken 165 dakikada o denemeyi çözmüyorsun. Aa niye? Çünkü evde çok daha rahatsın. Daha rahat olduğun için hızlı bir şekilde çözüp zaman problemin varsa o zamanı evde çok daha rahat bir şekilde rahat rahat yapabiliyorsun. Bu yüzden birazcık kendini baskı hissetmeni istiyorum. Evde o pijamayla falan denemeyi çözme. Biraz baskı hisset. 165 dakika değil. 135 dakika. Eski sistem. Eski sistemdeki gibi çözeceksin. 135 dakika çözeceksin. Baskı hissetmelisin. Çünkü gevrek gevrek çözüyorsun evde. Salondasın, oradasın. Bir sakin bir ortam, sessiz bir ortam. Hiçbir şey yok. Takılmacalı. He? Ondan dolayı 135 dakikada çözeceksin. Biraz baskı hisset. Yani bir de deneminin bir ciddiyeti olsun orada. Çünkü ister istemez bilinçaltına sen ciddiyetsiz bir adamsın demiyorum ben sana. Ama evin rahatlığı yani hiçbir yerde yok. Bu yüzden evde deneme çözüyorsan o 135 yerine 165 dakikada çözeceksin kanka denemeyi. Şimdi videonun başında da söyledim. Dedim ki ya bu sene böyle bir ben biraz daha böyle bir psikopat bir TYT, AYT bekliyorum. Yani bazı bölümlerde, bazı derslerin bazı bölümlerinde böyle çılgın sorular çıkacağını düşünüyorum. Biz şimdi diyelim sayısalcıyız, fizik, kimya, biyoloji, matematik. Eyvallah çok güzel. E sosyal ne olacak? Abi bizim sosyalde de 15 üstü yapmaya çalışacaksın. Sosyale de çalışacaksın. Yani sosyale böyle bir hani mantıkla çözmeye çalışıyoruz hani TYT'de. Ya birazcık hani olur mu? İyi kolay gelir mi? 20'ye çıkar mıyız? Hadi bakalım falan. Yemez. Bence bu sene yemeyecek o. Eğer sayısalcıysan ben olsam sosyal çalışmaya gayret ederim. Özellikle Nisan ayında. Eşit ağırlıkçısın abi. Ne yapacağız? Abi biz eşit ağırlıkçıyız. Biz fene dokunmayız. Bizim işimiz yok fenle. Bence ona da yapmayacaksın.
Fen de kurumundaki öğretmenlerine konuş. Dedik hocam da ya bir inceden bize bir fizikten kolay konular ha? Biraz biyolojiden kolay konular, birazcık kimyadan kolay konular bize birazcık bir öğretin bakalım. Biz bir görelim. Tek başına onu yapman çok zor olur. Ben şunu tavsiye etmiyorum. Eğer eşit ağırlıkçıysan ya tek başına oturayım da böyle videoları izleyeyim, onu yapayım, bunu yapayım. Saatlerimi harcayayım. Yapabilen yapsın, altyapısı olan yapsın tabii ki ama hiç altyapın yok abi. Hiç altyapın yoksa ben YouTube'dan izleyerek ben bu işi kurtarırım diyemezsin. Bunun da nedeni şu, bunu yapabilir misin? Yapabilirsin ama bir zaman sonra bir gün geçecek, iki gün geçecek, üç gün geçecek. Ya bir tane konuya bir 5 saat, 6 saat, 7 saat vereceksin. Eşit ağırlıkçılar için konuşuyorum ve altyapısı olmayanlar için konuşuyorum bak bu arada. Vereceksin. Bu sefer de diyeceksin. Aa diyeceksin ya benim yapmam gereken matematik var, geometri var, Türkçe var, edebiyat var. Ezberlemem gereken şeyler var. İşte tarihi var diyor. Aa boş ver ya diyeceksin. Bu sefer kenara atacaksın. AYT'ye bakamadım ya diyeceksin. Bu sefer ne oldu? Bilinçaltı seni hackledi. Ne oldu sayısal? Kaldı. Ondan diyor sayısaldan net çıkarmanın peşine koş. Horozlan şu sayısala. Evde tek başına çalışıyorsan eğer çok da hırslıysan o zaman yapacak şey yok. Zaten yapacağın şey tek bir çözüm var o işin o zaman. YouTube'a gireceksin. Videoları, fen videolarını, fizik, kimya, biyolojideki konulardaki o bölümlere çalışacaksın. Yapacak bir şey yok. Yani en büyük, en kolay çözüm bu. Kitaptan da ilk önce çalışma. Önce videoları izle, ondan sonra kitaptan çalış. Altyapısı olmayanlar için söylüyorum. Son kez daha söyledim. Şimdi geldik sözelcilere. Sözelciler ne yapacak abi? Abi sözelciler matematiğe horozlanacak. Matematikte yapabileceğin en az 10, 11, 12 tane net çıkartabilirsin aslında sen. Bunu ben kendi özel online kursumda da söylüyorum. Orada kayıt olanlar zaten çok iyi biliyor. Öğrencilerim çok iyi biliyor bunu. Sözelciler 10-12 arası aslında istese matematikten net çıkartır. Ya ben sözelci ben doğuştan böyleyim agacım falan filan yemiyor. Aslında öyle değil o iş. Çünkü sağ beyinle sol beyin arasındaki negotiate diyoruz biz buna. Köprüleri kurmak için hem sağ lazım hem sol hem sağ bölümü lazım hem sözel bölüm lazım. Yani ben sözelciyim. Ben hiç matematikten anlamıyorum diyen adam bile matematikten en az 10-12 net yapar. Sözelcilere geldiğimiz zaman ise yapacağın şey matematikten kurumuna git. Abi matematikten biraz bize inceden bir şeyler gösterir misiniz? Öğrenmek istiyoruz. Zor bir sınav bekliyorum diyebilirsiniz. Yani çok seçici olacak daha doğrusu. Kolay bile olsa bakın çok kolay olsun. Yığılma olacak. Bir boşluğa adamı bin üste atar. İki doğruyla adam 10 bin üste atar ya. Ya böyle manyak bir sınav bekliyorum ben. Ondan dolayı net kasacaksın. Net, net, net. Matematik, fen, herkes birbirinin bölümüne horozlansın aga. Herkes birbirinin bölümüne horozlanacak. O zaman işte başarılı olursun, istediğin bölümü kazanırsın. Şimdi Nisan ayındaki perspektifimiz genel çerçevede böyle. Şimdi aşağı yorumlara yazın. Deyin ki ben şöyle şöyle bir program yaptım Ahmet abi. Bunu nasıl devam ettirebilirim? Veya şöyle bir video çekersen çok seviniriz gibi yorumlara yaz ki ben de sana ona göre Nisan ayında neler yapman gerektiğini daha detaylı bir şekilde açıklayayım, sunayım. Bir dahaki videoda görüşeceğiz. Kendine iyi bak ve efsanevi bir şekilde ders çalış. Sakın bırakma ve hedeflerine ulaş. Hoşça kal.